Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün neredeyiz? Maraş'tayız. Maraş'ta bir günde dünyaları arayacağız. Arkamda Maraş'ın sembolik binası var ve ne yapıyoruz? Hiç vakit kaybetmeden hızlıca yemek yemeye geçelim. Evet arkadaşlar, güne neyle başlıyoruz? Ciğerle başlıyoruz. Abdülhamit Han civarında ciğerci Hacı Baba'ya geldik ve hızlıca girelim, açılışı ciğerle yapalım. Evet, Rahim Usta onları buladı. Ne var içerisinde? Abi, toz biber mi var? Toz biberle tuz. Toz biber, tuz bu kadar. Evet, kuzu ciğeri mi? Kuzu ciğeri meşhur. Uyruk yağlarda da kendini gösteriyor zaten. Akıllı ol ciğerimi ye. Sloganımız. Bu sloganın bu evet mu? Efendim. Akıllı ol ciğerimi ye. Evet çok efendim. İyiymiş. Evet arkadaşlar, sabah ciğeri geldi. Görüyorsunuz mis gibi. Şuna bak. Resmen ye beni diyor. Çok güzel bir başlangıç yapıyoruz. Şöyle sıcacık balon gibiydi bu. Şundan böyle bir parça alıyorum. Dumanı da hala üzerinde. Şöyle şişimden tutarım. Şöyle bir çektirmek istiyorum. Oh. Bunun ilacı soğandır. Yanına soğanını yatırırsın. Şöyle tutarsın bunu. Oh. İnanılmaz güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Birazdan çorbaya da gideceğiz zaten. Bu salata da çok güzel. Normalde bir porsiyonda 4 şiş oluyor arkadaşlar, 30 TL. İkramda bu şekilde geliyor. Bunun keyfini çıkaralım, sonra çorbacıya geçeriz. Evet arkadaşlar, neredeyiz? Tekerek'ten Maraş Paça'ya geldik. Tabi biliyorsunuz Maraş'ın paçası inanılmaz meşhur arkadaşlar. Ben de çok heyecanlıyım. İçeri giriyoruz ve Maraş Paçası'nın tadımını yapmaya geçiyoruz. İçeri girdik, görüyorsunuz hayvanın bütün her yeri var burada herhalde, değil mi? Evet abi. Şimdi nasıl hazırlanıyor Maraş Paça? Hocam klasik Maraş Paçamız karışık olur. Göz, dil, ayak. Hazırlayalım hemen hızlıca bir evet. Tane alalım. Bu koyduğun? Göz. Göz girdi. Aynen. Bu? Bu dil. Dil. Bu ayak mı? Evet hocam. Ayak girdi, en sevdiğim evet. Zaten. Bundan sonra ne yapılıyor? Ondan sonra ocağa atıyoruz. Ocakta bir ısıtıyorsun onu, bir evet. Rahatlatıyorsun herhalde. Bu ne oluyor? Kemik suyu kemik mu? Kemik suyu hocam. Kemik suyuyla besledin onu ve ölümüne ısıtıyoruz herhalde burada. Evet. Yüksek ateşi vereceksin. Ne girecek başka bunun içerisine? Kırmızı pul biber. Sumak ekşisi değil mi bu? Aynen. Bu inanılmaz lezzet katıyor evet. Değil mi? Evet, sarımsaklı hocam. Mı bu? Evet. Bu eklediğin yağ mı? Evet, kırmızı yağ. Kırmızı. Artık şöyle tereyağımız. Tereyağı. Evet, ısındı herhalde. Artık evet. Üzerine ekleyeceksin. Evet. Ve bu şekilde servis ediliyor değil mi? Evet. Ben de tadıma geçiyorum o zaman. Aferin. Eline sağlık. Bunun fiyatı ne kadar bu arada bu şekilde? 23 lira. 23 TL. Paçam geldi. Gelsin, çok heyecanlıyım. Şöyle bunu ne yaparsın? Limonla desteklersin. Şöyle bir parça karıştırırsın. Şuna baksana. Şunu görüyor musun? Mis gibi. Muazzam bir yapısı var. Yanda ne var? Bu ne? Bu gelen? Beyin kavurma. Beyin kavurma. Ooo. Gerçekten insanı cezbediyor. Şöyle tutarsın arkadaşlar. Başta bununla başlarsın. Ooo, muhteşem. Yanında da şöyle mis gibi beyin kavurma. Bu da çok güzel. Bilmiyorum seviyor musun? Ben bayılıyorum buna. Ben bunları yemeye devam edeyim. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Allah gelsin Hüseyin'e, sağ olasın. Burada yolda yürürken bir tane salepçi ile karşılaştık. Bir salep tadımı da yapalım. Kolay gelsin. Sağ olun. Ne kadar salep? 7 lira. Doğal. Altın ateş yanar. Ya burada köz ateşinde köz yapıyorsun ateşinde. Sen. Oo, bu efsane olur ya. Osmanlı usulü saleptir. Bir tane alalım. Orijinal yapıyorsun sen. Evet. Hem de közde. Tadım bunun yapalım o zaman. Bunun özelliği farklıdır. Bu süt salep şekerli. İmal edilir. Oo, kıvamı da çok güzel gözüküyor. Üzerine tarçın mı? Sade de içebilirsiniz. Tarçın yakışır ama bence ya buna. Ne kadardı böyle dedin? 7 lira. Hiçbir şey. Hem közde yapıyorsun. Ben hileli iş sevmem. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi neredeyiz? Tekerek bölgesine geldik yine. Ne yapıyoruz? Yan yana ciferite gireceğiz ve yan yana tadımı yapacağız arkadaşlar. Hemen girelim içeriye. Yok, sadece et olarak kullanıyorum bunu. Çok güzel. Üzerine orijinal, tuz ekledin. Tuz ekliyoruz. Başka? Acı toz biberi. Baharatımızdan kekik. Bunu bu şekil karıştırıyoruz. Harmanlıyorsun sen onu. Eli böğründeki kuşbaşı şeklinde böyle kenarlarına koyuyoruz. Biz tamam. Et ortada kalıyor. Kenarlara sebzeleri gidiyor evet. Değil mi? Evet. Başımız yeşilimiz olarak. Yeşil biber. Kapya biberimiz var. Kırmızı yanına. Kapya biber geldi. Domates soyuluk ve kuşbaşı şeklinde doğranmış. Tamam, domatesler de geldi. Ayrı kremite samasağımız var, soslu. O da olur, onu da alalım. O ayrı yapıyoruz. Ve üzerine sıvı zeytinyağımızı almış, ekleme yapıyoruz. Samasağımız bu efendim. Bu olur ama ya.
efsane olur. Ne kadar bunun fiyatı bu şekilde? 40 lira. Eli böğründenin fiyatı. Üzerine kuyruk yağımızı koyuyoruz. Oo, bu işte bomba doldurmuş. Biştikten sonra bu kuyruk yağımızı alıyoruz tekrar. Ve şu anda fırına giriyor. 15 dakikada pişimi vardır. 15 dakikada pişiyor. 15 dakikada pişer efendim. Tamam, biz de o zaman sabırsızlıkla çıkmasını bekleyeceğiz. Bir de evet. Sarımsak da vardı tabii. Salata ne kadar bu şekilde fiyatı? Bu fiyat hepsi içine dahildir. İkram olmuş oluyor sarımsak. Tabii. Eline sağlık, teşekkürler. Sağ ol, teşekkürler. Evet, yemeğimiz pişti. Oo, çok güzel gözüküyor gerçekten. Eline sağlık. Şimdi tadıma geçebiliriz. Tabii yanında da sarımsaklar lokum kıvamına gelmiş. Sıcacık çıkmış ekmekler, dumanı üzerinde arkadaşlar. Şöyle sürahilere ne getiriyorlar? Ayran getiriyorlar. Doldurursun, kenarda beklesin bu. Ekmeğimden bir parça alıyorum şöyle. Bunu nasıl yersin? Şöyle üzerine atarsın. Şöyle çıkarırsın, şunun güzelliğine bak, dumanı üzerinde, mis gibi. Burada etin lezzeti çok önemli, çok merak ediyorum, çok önerilen bir yerdi. Şu olaya bakın ya, şu sarımsağın, görüyor musunuz? Krema gibi olmuş. Et lokum gibi sarımsakla da besleyince tadına doyum olmuyor. Şöyle ekmeksiz de tadalım. Domatesinden, şöyle biberinden. Muazzam. Keyfini çıkarmaya devam edelim. Şimdi de tatlıcıya geldik arkadaşlar. Taşçıoğlu tatlıya. Buranın neyi meşhur? Kıvrım tatlısı. Tabii Adana'nın, Hatay'ın, bütün yörenin müşebbet tatlısı ve halka tatlı dediği tatlıdan bahsediyorum. Tadı farklı mı merak ediyorum ben de. Hemen geçelim bir tatlı yiyelim. Ne kadar bunun fiyatı? 2 lira. 2 TL. Bu şekilde 2 TL arkadaşlar. Çok önerilmişti. Çok da lezzetli. Kahramanmaraş Kalesi girişinde arkadaşlar ne var? Koç Kebap Salonu var arkadaşlar ve inanılmaz güzel bir eti var. Onu biliyorum, duydum ve ne yapıyorum? Hiç zaman kaybetmeden içeri gireceğim arkadaşlar. Çok ufak salaş bir yer, hemen içeri giriyoruz. Kuzu eti kullanıyoruz. Onu da... Kuzu eti kullanıyorsun. Evet, sadece. Sadece kuzu erkek eti. Erkek kuzu. Erkek kuzu. Evet, tabii. Onu da sade but olarak alıyoruz. Sade but tarafından. Evet. Şöyle gösterelim, mis gibi ya. Sade çok bu. Lokum gibi gözüküyor, lezzetini tatmadık ama. Onu da temizlenmiş, sıfır temizlenmiş. Tek yağlı kuzu etini. Muazzam gözüküyor gerçekten ya. Ne böyle domates de veriyorsun. Tabii. Ayrıca orada yeşilliklerimiz, salatamız var şuna içeride. Baksana. Onları veriyoruz işte. Efsane öyle. Bir şey gerçekten. Ne kadar bu şekilde mesela şu tabak? Şöyle şu anda 40 lira. Normalde 35 liraydı. Ha bugün 40 lira oldu. Bugün daha 40 lira. Evet 40 lira. Zama denk geldi. Tabii ayranın salatası her şeyi var masada. Evet, arkadaşlar bu ne kavurması? Akciğer kavurması. Akciğer kavurması değil mi? Akciğer kavurması evet. Tamam, sadece akciğer. Yarım alabilir miyim? Tabii. Etin yanında bunda tadını çok övdüler arkadaşlar. Bunda tadına bakacağım. Çeyrek vereyim hemen. Çeyrek olur. Sıcak sıcak vereyim. Hatta direkt çeyreği ben burada yiyeyim. Bana yeterli olacaktır. Ekmeğin arasına dizersin. Çok güzel ya. Biraz soğan. Şöyle tutarsın, bunu ayak üstü et çıkana kadar şöyle gömelim. Diğer adı da cücük. Cücük diyebilirim. Cücük mu bu? Evet. Hemen al. Çok ne kadar bu cücük? Cücük böyle 5 lira. Bu şekilde 5 lira. Evet. Yarım ne kadar? Yarım 10 lira. Gerçekten çok güzel. Etimiz geldi, şöyle masayı göstermek istiyorum. Böyle en sevdiğim tarz arkadaşlar. Böyle salaş bir mekan ama et ve ürünler inanılmaz lezzetli. Şu etin güzelliğine bakar mısınız? Lokum gibi, şöyle yağından da alalım. Salata çalışması yapalım burada. Şöyle. Ya şuna bak ya. Yani tarz bile güzel. Et normalde kötü olsa bile güzel olur ama etin kötü olduğunu düşünmüyorum. Çok övdüler. Şöyle biberimi de yanıma alayım. Şöyle tutalım. Şöyle tadına bakıyorum. Lokum gibi. Çok güzel. Yani buraya
mutlaka ama mutlaka gelmelisiniz diye düşünüyorum. Eminim beğeneceksiniz yani, çok lezzetli bir şey yani. Salatası ayrı güzel. Soğan salatası zaten klasik. Etin yanında olmazsa olmaz. Ben bunları yemeye devam ediyorum. Arkadaşlar dondurmacı Yaşar'a geldik. Çok istenen bir yerdi zaten. Herkes burayı önerdi. Şöyle orijinal Maraş dondurması. En büyük boydan verirsen abi bana. En büyük boydan. Hatta double yaparsan da olur. Sıkıntı olmaz. Oo. Buraya gelmişken tadını çıkarmak lazım. Üzerine fıstık sadece. Evet, dondurmamız hazır. Ne kadar bu şekilde büyük boy? O 20 lira. 20 TL. X'larç arkadaşlar. Ben bunu yürüyerek yiyeyim. Şöyle tadına bakıyoruz arkadaşlar. Oo. Açık ve net söylüyorum arkadaşlar. Şimdiye kadar yediğim en iyi dondurma. Yani bu kadar iddialı. Gerçekten çok başarılıymış. Muazzam. Bunu artık böyle bir saatte bitiririm herhalde. Yavaş yavaş yürüye yürüye, sindire sindire yeriz. Evet arkadaşlar, yine Tekerek bölgesinde Fahri Usta'nın yanına geldik arkadaşlar. Burası 7/24 açık. İçeride birçok çorba çeşidi var. Ekşi çorbası, tarhana çorbası, kelle paçası. Biz ne yiyeceğiz ama burada? Tarhana yiyeceğiz. Hemen içeri gidelim, bir tarhana tadımı yapalım. Fahri Usta'nın yanına geldim. Merhaba Fahri Usta, nasılsın? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tarhana çorbanı çok övdüler. Tarhana çorbandan bir tabak alabilirsem sevinirim. Neler var bunun içerisinde? Bunun içerisinde nohut var, tarhana var. Tarhana. Nane var. Nane. Çok güzel gözüküyor ama ya. Eline koluna sağlık. Bunun fiyatı 13 lira efendim. 13 TL. Evet. Çok da uygunmuş. Üzerine yağ da geliyor değil mi? Evet. Az miktarda naneli yağ. Naneli yağ. Aktarıyorum. Ooo. Bomba oldu ya. Şifa niyetine içersin bunu. Afiyet olsun. Korona savar. Afiyet olsun. Sağ ol. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz nohutlu mis gibi şifa kaynağı. Burada birçok şey yiyebiliyorsun aslında. Kelle, paça, birçok lezzet var. Ben tarhanayı tercih ettim burada. Bildiğin şifa kaynağı. Böyle ekmeği de arada bandırırsın. Yanında biber. İstersen buna bir parça limon da sıkabilirsin. Turbu da var. Ve keyfini çıkarırsın. Hava da çok güzel. Şu an çok mutluyum. Tekerek'te No 46 büfeye geldik arkadaşlar. Biraz yediklerimizi neyle sindireceğiz? Atomla sindireceğiz. Hemen içeri giriyoruz. Ballı muzlu atom yiyeceğiz arkadaşlar. Şöyle içerisine muz ekleniyor. Fıstık giriyor. Fındık mı bu? Aynen. Fındık. Biraz fıstık. Ardından hemen bir bal çalışması. Ve donmuş süt. Donmuş süt. Buzlu süt değil mi? Aynen. Atomun zaten olmazsa olmazı. Donmuş süt de girdi. Bunu robottan şöyle çekersin. Evet, son hali artık arkadaşlar. Bardaklama çalışması. Oo, kıvamı da muazzam olmuş. İsterseniz fıstık atalım. Fıstık atabilirsiniz daha. Olur. Son bir çalışma oldu. Ben ne yapıyorum bunu? Afiyetle şöyle tüketirim. Çok güzel, eline sağlık. Afiyet olsun. İster oturabilirsin burada ama ben ne yapacağım, böyle yürüye yürüye bunu tüketeceğim arkadaşlar. Biraz yediklerimizle eritmiş oluruz. Bu şekilde arkadaşlar, bir bardak 15 TL bu arada, onu da belirteyim. Daha demin biraz yürüyüş yaptık, yediklerimizi erittik. Nereye geldik ardından? Sarayaltı börekçisine geldik. Burada çıtır çıtır peynirli börek yiyeceğiz ve hızlıca geçelim içeriye. Sıcacık börekler be, çıtır çıtır arkadaşlar, görüyorsunuz. Bu baklava yufkasıyla yapıyor herhalde değil mi? Evet arkadaşlar, çıtır çıtır mis gibi börek. Şuna bakın, peyniri de sünüyor. Oo, uzadıkça uzuyor. Bunu sabırsızlıkla yemeye geçeceğiz şimdi. Eline sağlık. Evet, börekler geldi arkadaşlar. Şöyle alıyorsun. Çıtır çıtır, gerçekten bu Adana'da yediğim o su börekleri kadar lezzetli yani.
Ne kadar bir porsiyonu bunun? Bu şekilde 18 TL arkadaşlar. Yanında da bunu getiriyorlar. Tekerek bölgesinde küçük eve geldik. Instagram'da birçok kişi tarafından defalarca söylendi burası. İnanılmaz da lezzetli bir yer olarak düşünüyorum. Ve ne yapıyorum arkadaşlar? Hızlıca içeri girelim. Ev yemeği konsepti var. Birçok da lezzet var dedim. Kebap çeşitleri var, ızgara çeşitleri var. Ben ne yiyeceğim arkadaşlar? Tereyağında mumbar yiyeceğim. Hemen içeri giriyorum. Arkadaşlar tereyağını şöyle tavaya atıyoruz. Şimdi ne yiyeceğiz? Ne yapacaksın hocam bize? Mumbar kızartacağım ben size. Mumbarı kızartacaksın. Heyecanla bekliyoruz o zaman. Mumbarlar nerede? Nerede saklanıyor? Mumbarlar kazanın içinde haşlanıyor önce. Çok güzel. Şöyle çıkaralım o zaman. Bir porsiyonun fiyatı ne kadar? Bir porsiyonun fiyatı 12 parça bırakıyoruz. 35 TL. Evet, mumbarlara hafiften bir göbek attırma çalışmaları. Evet. Çok fena gözüküyor. Nane ve pul biberine giriyoruz. Nane ve pul biber. Evet. Tamam. Artık çıkaracaksın. Çıkarmadan önce ekliyoruz. Son bir göbek attırma çalışması ve bitiyor herhalde. Evet. Altını kapatıyoruz ve tabaklayacağız artık. Şöyle yeşilliğin üzerine. Farklı bir sunumu varmış gerçekten. Şimdi tadıma geçebilirim artık. Sunumu da bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Son hali bu şekilde. Ve şöyle. Oo. Normalde bunu böyle birçok yerde yedim ben arkadaşlar. Dışını böyle çok fazla kuruttukları için o keyfi alamıyorsun ama çok güzel ayarlanmış. Ağzında akıp gidiyor. O tereyağının lezzetiyle birleşince gerçekten çok keyifli. Çerez niyetine yersin bunu. Yanında da turp da gelmiş. Bu biter, üzerine bir tane daha söyler miyim diye düşünüyorum. Arkadaşlar saray altında saray kasabına geldik. Hemen içeri girelim. Ya bir eli böğründe ya da pirzola tadım yapacağız. İçeri girelim, seçim yapalım hemen. Şöyle göstereyim, etleri görüyorsunuz. Bu ne oluyordu? Pirzola kuzu etinden yapılıyor. Pirzola kuzu etinden. Şu eli böğründe herhalde. Diğer ismiyle yan yana diye tabir ediyorum. Yan yana olarak geçiyor. Bu? Bu da külbastı. Yine bunlar da kuzu etinden yapılıyor. Külbastı. Ben pirzola alacağım. Evet. Kaç kişilik bu, kaç kişilik? Bu iki kişilik. Bir kilo yapıyoruz. Tamam, bu da tek kişilik. Tek kişilik. Yarım kilo. Bunun fiyatı ne kadar? Bunlar 80 TL, bunlar da 1 kilo 160 TL. 160 TL. Tamam, evet. Ben bunu alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yanına da şöyle domates ve biber ekleniyor. Üzerine tuz mu girdi sadece? Sadece tuz girdi. Üzerine kekik gezdirdi. Bunu taş fırına şöyle veriyoruz. Pirzolalar şöyle taş fırınla buluşuyor. Odun ateşi değil mi abi? Kaç dakikada çıkar bu şekilde? 10 dakika. Evet, lokum pirzolalar çıktı arkadaşlar. Şöyle yakından da bir gösterelim. Oo, eline sağlık. Şimdi bunu yemeye geçeceğiz arkadaşlar. Pideler de çıktı bu arada. Sıcak sıcak yanında. Pirzolalar geldi. Şöyle sıcacık pideleri kenara alıyorum. Lokum gibi pirzolayı. Şuna bak, çok güzel. Şöyle. Yanında böyle pirzolanın yağıyla beslenmiş domates ve biberi var. Burada eli böğründe de yiyebilirsin. Yani yan yana. Çok güzel. Daha sıcacık, şunların güzelliğine bak. Evet arkadaşlar, şimdi de kumda kahve içmeye gideceğim. Çok lezzetli. Yine önerilen lezzetlerden bir tanesiydi. Hiç vakit kaybetmeden hızlıca geçiyoruz. Kumda kahve içmeye geldik. Ne kadar bu şekilde? 15 lira. 15 TL. Ama bizim kumun özelliği var. Kumun nasıl bir özelliği var burada? Kum makinesi alttan rezistanslı. Rezistanslı. Evet. Kum üzerinde pişen kahve daha özlü çıkar. Daha lezzetli oluyor değil mi? Makine kahvesi gibi asla değil. Tamam, biz de çok merak ettik zaten. Bakalım nasıl lezzeti. Birazdan tadım yapacağız arkadaşlar. Kaynamaya başladı. Taşmasın. Evet. Bol köpüklü. Resmen köpeğe doyacağız burada. Öyle gözüküyor. Kokusu da çıkmaya başladı. Ben hızlıca masaya geçiyorum o zaman, bunu tüketmeye. Arkadaşlar çok güzel bir sunumla şöyle göstereyim. Geliyor böyle. Dediğim gibi fiyatı 15 TL. Bol köpüklü. Yediklerimizi biraz ne yapacağız? Sindirmiş olacağız arkadaşlar. Şöyle bunun bir keyfini çıkaralım. Oo. Gerçekten kumda kahve daha lezzetli oluyor bu arada. Bunun keyfini çıkarmaya devam edelim. Ortam da çok güzel. Çok keyifli bir ortam var Hışırhan Kafe'nin. Kahvemizi içip daha sonra biraz yürüyüş yapıp
Ne yapacağız? Yemeye devam edeceğiz. Arkadaşlar Trabzon Caddesi'nde Alfi Çöreğe geldik. Hemen içeri girelim, bir çörek tadımı yapalım. Görüyorsunuz çeşit çeşit çörekler var burada. Üzümlüsü, limonlusu, kıtır fıstıklı, cevizli çöreği, fındıklısı, tahinlisi, tereyağlısı gibi gibi bir sürü çeşidi var. Ben sade, klasik olanın tadına bakacağım. Ne kadar bu şekilde bir tanesi? 3 TL. Hemen bir yürüye yürüye tadına bakalım. Bir ödeyeyim, ödemesini de yapayım. Morlu falan var. Çok güzel. İlk defa bunda tadına bakıyorum. Yumuşacık bir lezzeti var. Yani yumuşak bir yapısı var arkadaşlar. Yağlı. Çok güzel. Bunu yürüye yürüye yiyelim. Arkadaşlar nereye geldik? Hasırcıoğlu'nun hemen karşısında. Çitar tarhanaya geldik. Bir tarhana tadımı yapalım burada. Madem Maraş'a geliyorsun bu lezzeti kaçırma derim. Evet arkadaşlar tarhanaları şöyle bir gösterelim. Bunlar güneşte kurutuluyor. Şöyle ooo. Tam da böyle açılışına denk geldik. Ooo. Dağ gibi oldu. Şöyle hemen bunun bir lezzetine bakmak istiyorum. Kilosu ne kadardı bunun? 60 TL. 60 TL'ymiş kilosu. Hem faydalı. Böyle cips niyetine bunu yersin yani. Hem de çok lezzetli. Şundan böyle alacağım. Yürüye yürüye böyle 5-6 tane alayım. Hatta eve de alacağım bundan. Yürüye yürüye keyfini çıkararak yiyeceğim hala. Arkadaşlar şimdi çok enteresan bir lezzet için nereye geldik? Yaşar Ays'a geldik. Ne yiyeceğiz? Frik dondurma. Çok enteresan. Hemen yapılışını da göstereceğim size. İçeri giriyoruz. Merhaba Koray, nasılsın? İyisin? Merhaba, hoş geldiniz. İyiyim, sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olasın. Frik dondurmanı yemeye geldik. Aynen öyle. Bir yapılışını önden bize gösterirsen sevinirim. Bu süt, salep, şeker, dondurma karışımı. Dondurmanın özü. Aynen öyle. Şimdi frik dondurmadan bahsedeyim. Dondurma bizim normal dondurmamızın donmamış hali. IQF sistemi görmemiş hali. Şimdi bir makineye atacağım. 10 dakika kadar burada çevireceğiz. -3 -4'te alacağız. Sıvama kazanımızda. Aynen öyle. Tamam. Orada da bir ustalığımızı göstereceğiz, tamam. Yoracağız. Sonra sizin lezzet sunumunu yapacağız. Tamam. Hemen o zaman başlayalım. Hemen. Başta dondurmanın özünü şöyle ilk cihaza ekliyorsun. Şimdi miksimizi. Mikse ekliyorsun. Burada kaç dakika dönecek? Bir 10 dakika kadar. 10 dakika yeterli olacak. Dönmeye başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar 10 dakika oldu. Kıvama da geldi. Şimdi bunu artık kapatacağız. Diğer cihaza alacağız. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi ikinci cihaza geçti. İkinci cihaza akıtacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi dondurmamızda bu sıvama kazanında dondurmayla soğuk yüzeyi buluşturacağız. He. Dış yüzeyi soğuk, ona buluyorsun. Aynen öyle. Etrafına sıvama aşaması da tamam. Kaç dakika bekleyeceğiz burada bu şekilde? Bir 6-7 dakika kadar bu şekilde kalacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvama geldi. Çok güzel bir kıvamı var. Şu an bu frik dondurma oluyor değil mi? Aynen öyle. Evet. Şuna bak. Evet şöyle bir parça alıyorsun. Aynen abicim. Bakır kabına ekledin. Yine fıstık gelecek bu şekilde. Bize de afiyetle yemek düşer. Bunun fiyatı ne kadar onu başta sorayım. Bunun fiyatı 17 lira. 17 TL. Şöyle kapağımı açıyorum. Frik dondurmamdan şöyle alıyorum. Görüyor musun nasıl sünüyor aslında? Nasıl da böyle çatala da kaşığa yapışıyor. Oo. O Yaşar'da yemiş olduğum dondurma efsane. Bu onun da üstüne çıkmış. Yani inanılır gibi değil yani. İnanılmaz lezzetli. Mutlaka denemelisiniz ama mutlaka. Çok iyi. Yanında da şöyle tatlılar gelmiş lokmalık. Tatlı da çok başarılı. Şuna bak ya. Bağımlısı olursun bu dondurmanın. Biraz tatlı, biraz dondurma. Bunların keyfini çıkaralım biz. Evet arkadaşlar Cumhuriyet Lokantası'na geldik ve burada ne yiyeceğiz? Ekşili çorba içeceğiz arkadaşlar. Hemen girelim içeriye. Kolay gelsin. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyisiniz inşallah. Teşekkürler sizleri sormalı. Tamam. Ekşili çorbanı içmeye geldik. Tamam. Çok övdüler. Sefalar getirdiniz.
Bir tabaklayalım istiyorsan, arkadaşlar da görsün. Şöyle, o kıvamlı kıvamlı. Ne var içerisinde Zafer Usta? Güzel Kahramanmaraş'ın ekşili çorbası. Bunun için mercimekten yapılıyor. Mercimekten yapılıyor. Ama biz mercimeğe farklı bir baharat ve zebze koyarak daha lezzetli hale getiriyoruz. Çok güzel. Patlıcan var, dövme var. Dövme. Sarımsak var. Sarımsak. Taze sıkılmış limon suyu. Oo, şifa yani. Tabii ki şifa kaynağı. İçinde yok yok. Bir de üzerine ne ekliyorsun öyle? Naneli tereyağı sosu. Naneli tereyağı sosu. Ve biberli naneli karışık tereyağı sosu. Oo, bomba oldu. Zaten bu sos olmazsa tadı çıkmaz. Tadı çıkmaz. Evet. Eline koluna sağlık. Biz de hemen tadıma geçelim. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Maraş'ın ekşili çorbası. Görüyorsunuz içi böyle taneli taneli. Yani muazzam gözüküyor. Tadını gerçekten çok merak ediyorum. Daha önce hiç denemedim. Oo, tam benim tarzım. Çok güzel. Tam böyle kış çorbası denilebilir aslında buna. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle ekmekle, turpla, yeşillikle gerçekten çok güzel gider. İnanılmaz lezzetli arkadaşlar. Tavsiye ederim. Denemelisiniz. Özellikle burada. Bu arada bunun fiyatını da söylemek istiyorum. Fiyatı 15 TL bu şekilde. Arkadaşlar yine Tekerek bölgesindeyiz ve ne yapacağız arkadaşlar? Akdüğe gideceğiz. Çok önerilmişti. Bir havuç dilim dondurma yiyeceğiz. Hemen içeri giriyoruz. Hemen karşıda tabii. İçeri değil de karşı tarafta. Arkadaşlar şimdi Cengiz Han Usta'nın yanına geldik. Şöyle güzel bir ne yapacağız? Bu ne şimdi? Havuç dilimi tatlısı. Havuç dilim tatlısı. Arası İçerisine dondurma. Ne koyacağız? Dondurma koyacağız. Maraş dondurması. Çok güzel. Şöyle tabağına ekledin. Çıtır çıtır gözüküyor. Daha tadına bakmadım ama kendini belli ediyor. Şöyle önce bir açarsın onu ortadan ikiye, izin verirse bize. Açıyoruz. Oo, içi fıstık dolu. Çok güzel gözüküyor. Kenarda bizi bekleyen Maraş dondurması var arkadaşlar. Ya rengi bile ya ben buradayım ve lezzetliyim diyor yani. Onu hırpalayarak şöyle çekiyorsun. Kenarlarından havuç dilim şeklini veriyorsun ve efsane dokunuş geldi arkadaşlar. Şuna bakın, çok güzel gözüküyor. Üşümesin diye dondurmasını kapatırsın ve bunu afiyetle yersin. Eline koluna sağlık. Bunun fiyatını öğrenebilir miyim? Son dokunuşunu da şöyle fıstıkla yaparsın. 26 TL. 26 TL. Yanına da ekletebiliyorsun. Tabii istiyorsanız arasına da ekliyorlar arkadaşlar. Ben bunu tadıma geçiyorum artık. Evet arkadaşlar, masaya geçtim. Şu çıtırtıyı duymanızı istiyorum. Muazzam bir çıtırlığı var ya gerçekten. Çok güzel. Ya bu dondurma olduğu için biraz zor kesilecektir. Şöyle tutarsın onu ve şöyle. Dondurmayla birleşince gerçekten çok güzel oluyor. Bu çıtırtıları duya duya ben bunu yemeye devam ediyorum arkadaşlar. Şunu da alalım, şöyle göstereyim. Evet, nereye geldik arkadaşlar? Sokak başında Turaç Ocakbaşı'na geldik. Çok otantik bir yer ve hızlıca içeri girelim. Bir sucuk ve içli köfte tadımı yapacağız. Vakit kaybetmeyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sucuklar kiremite dizildi. Şimdi de taş fırına gidecek. Kaç dakikada çıkıyor bu? 15 dakika çıkıyor. 15 dakika. Evet arkadaşlar, sucuklar çıktı. Bir 10 dakika oldu. Ya, çok güzel gözüküyor. Sucuğu kendiniz yapıyorsunuz değil mi? Aynen. Sucuğu kendiniz direkt şey yapıyorsunuz. Güzel. Oh, şunun güzelliğine bak ya. Muazzam. Buna bir de kaplama yapacaksın aynen, herhalde sen. Aynen. Tamam, ben hızlıca o zaman masaya geçiyorum. Arkadaşlar kaplaması da geldi. Şimdi bunu ustamız açacak. Kaplamasından çıkaracak onu. Bekliyoruz sabırsızlıkla. Ne kadar bu şekilde sucuk? 40 TL. 40 TL mi? Tamam, çok güzel. Ben şöyle hepsini önüme alayım. Bir yandan da şöyle içli köfte. Bunun da adet fiyatı 7,5 TL'yim. Yanında ikram geliyor arkadaşlar. Şunları da göstereyim. Çiğ köftesi var. Haşlanmış soğanı var. Şöyle göstereyim ayranı. Bu da tarhanası. Arkada da böyle odun ateşi. Çok otantik bir yer zaten. Şöyle etrafı biraz göstermek istersek. Gerçekten çok otantik bir yer. Şöyle sıcak sıcak sucukla başlamak istiyorum. Sucuğu tutarsın. Oo, şuna bak. Muazzam gözüküyor. Şöyle tutuyorum. Buranın sucuğu çok önerilmişti. Gerçekten önerildiği kadar da varmış. Mutlaka denenmesi gerekiyor diyorum. Eğer sucuk seviyorsan. Şimdi şöyle içli köfteden aldım. Şöyle mis gibi. Dumanı üzerinde. Bu da çok güzel. Şu ayrandan alalım.
Arkadaşlar yemekten sonra şöyle de bir ikramları varmış. Bu da enteresan bir lezzet. Portakallı fırında sütlaç. Evet arkadaşlar lahmacun yemediğimi fark ettim ve ne yapacağız? Hemen lahmacun tadımı yapacağız. Nerede? Hacı Milcan Et Lokantası'nın hemen zaten yan tarafta. Hemen bir içeri girelim, bir lahmacun yapılışını göstereyim size. Şimdi Murat Usta, bu lahmacunun içerisinde ne var? Harcında neler var? Kuzu kıymamız var. Kuzu kıyma. Evet. Soğan giriyor mu? Hayır. Soğan girmiyor. Maydanoz, papya biber, yeşil biber. Bununla beraber sevgimizi de kattığımız sevgini zaman... Sevgini de kattığın için bomba bir şey çıkacak o zaman. Aynen öyle. Yapılışı bu şekilde. Tamam, şöyle açıyorsun. Ekmeğin her tarafına yedirdin sen onu. Ve taş fırına girmeye hazır mı? Aynen. Şöyle taş fırına giriyor. Kaç dakikada çıkar? 2 dakikada. Evet, bir tanesi çıktı arkadaşlar lahmacunu. Şöyle bir çıkaralım, evet, gösterelim. Lahmacunumuz şu şekilde. Oo, muazzam gözüküyor. Eline sağlık. Çıtır çıtır gözüküyor çıtır, gördüğünüz çıtır. Gibi. Mis gibi. Zaten özelliği bu, çıtır olmasıdır. Değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Ne evet. kadar bu şekilde bir tanesi? Fiyatlarımız da uygundur yani. 8 TL. Bu şekilde 8 Aynen. TL. Çok yanında güzel. Salatası, ayranı. Onlar da ikram zaten. Tabii onlar ikramımız. Muhteşem. Süper. O zaman ben hemen tadıma geçiyorum. Evet, lahmacunu alırsın. Şöyle biraz da salatasından eklersin arkadaşlar. Ben salatayla beslemeyi çok seviyorum. Ya da bir yeşillikle. Arada domatesler de var zaten. Ardından bir limon çalışması yaparsın. Şöyle, şöyle kapatıyorum bunu. Çıtırtılar eşliğinde şöyle. Afiyetle tüketiyorum. Çıtır çıtır. Saraçhane Çarşısı'nda nereye geldik? Saraçhane Fırını'na geldik arkadaşlar. Hemen içeri girelim, bir şekerli pide tadımını yapalım. Merhabalar İzzet Usta, nasılsınız? Merhabalar. İyiyiz, çok şükür. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizin şekerli pideyi çok övdüler. Evet. Nasıl yapılıyor? Önce onu bir bahsedersen bize kısa bir şekilde. Bu böreğimiz peynirle, taze. Şöyle gösterelim istiyorsan. Günlük peynirle yapıyoruz. Ne peyniri bu? Özel inek peyniri. İnek peyniri. Çift kaynatılmış. Künefelik peynir olarak da geçiyor künefelik genelde. Aynen. Tuzsuz peynir diyorsun. Evet, tuzsuz. Tamam. Peynir. Onun dışında ne giriyor? Yumurtamız var. Şekerimiz var. Fıstığımız. Yani şeker, fıstık, yumurta, peynir. Bu kadar değil mi? Evet. Tamam, bunları karıştırıyorsun. Var. Evet. Tereyağı var. Karıştırıyorsun. Pidenin içerisine ekliyorsun. Taş fırına gönderiyorsun. Aynen kolay öyle. Kolay bu kadar. Tamam. Şimdi göreceksiniz. Tamam. Siz de muhteşem lezzeti yiyeceksiniz. Evet. Harç hazır. Hamurların üzerine ekleniyor. Evet. Buna kayık şekli veriyorsun herhalde. Evet. Mesela kenarlarını kapatıyorsun. Taş fırına gitmeye hazır. Şöyle tahtasına eklendi. Evet, taş fırına girdi arkadaşlar. Biz de çıkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet, şekerli fıstıklı börekler arkadaşlar çıktı. Şuna bakın ya, muazzam gözüküyor. Ben hemen tadıma geçiyorum. Evet arkadaşlar, bir de bunun son aşaması varmış tabii. Böyle yağ batırıyor fırçayı. Böyle yağla banyosunu yaptırıyor. Son dokunuşa bakar mısın? Basparlak efsane bir şey çıkıyor ortaya. Evet arkadaşlar, pidemiz geldi. Şuna bak. Mis gibi. Şöyle tutarsın bunu. Oo. Çok güzelmiş. Eline sağlık. Gerçekten Maraş'ta en fazla merak ettiğim lezzetlerden bir tanesi buymuş. Merakımı giderdim ve çok mutluyum, öyle söyleyeyim. Yapan da merak etmiştim. Sağ olasın. Hiçbir şey söylemedim. Nasıl buldunuz tadını? Muazzam. Gerçekten çok iyi. Tanesi ne kadardı bunun? Şu an için 6 TL. Şu an 6 TL. Evet. Tamam. Biliyorsunuz güncel fiyatlar değişiyor. Değişebiliyor son zamanlarda tamam. Özellikle. Genelde doğru. 6 TL'den veriyoruz şu an. Teşekkür ederiz. Eline sağlık. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, Mağaralı Ökkeş Caddesi'ndeyiz. Nereye geldik? Menekşe'ye geldik. Menekşe Paça'ya geldik. Buranın beşi bir yerdesi, inanılmaz meşhur. Hemen içeri giriyoruz ve tadım yapıyoruz. Merhabalar Renzo, sen nasılsın, iyisin? Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Maraş'ımıza. Teşekkür ederim. Sağ olun. Beşi bir yerdeni çok övdüler. Sadece bunun için bile Maraş'a gelinir dediler. Doğrudur. Ben de senin yanına geldim. Bize yapılışını gösterirsen sevinirim. Peki efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle. Teşekkür ediyorum. Şimdi biz Kahramanmaraş olarak Keltepaça'nın coğrafi içeri belgesini aldık. Yani her paça Kahramanmaraş paçası değildir. Tamam. Keltepaça'mızın bu bir orta yiyeceğiz, spesiyal ve beşi bir arada dediğimiz. Bildiğiniz Maraş tarhanası. Maraş tarhanası. Bu da kelleremizin kuzu beyni. Kuzu beyni. Bu da işte badem, fındık, çerezimizi süper yapacağız. Şimdi muhteşem bomba bir karışım bizi bekliyor herhalde. Başlıyoruz kadarıyla. Şimdi banyolama usulü tamam. yapacağız.
lazım tamam, önce. Tamam, banyolaması. Önce bir sevdiğim. Şey. Bu kemik suyu mu Remzi Usta? Evet, kellerinin paça suyumuz yani. Kellerinin. Tamam, paça suyu. Evet. Süper. Onları biraz yumuşatıyorsun herhalde. Tabii, biraz tabii. Biraz da lezzet ver evet, diyorsun onlara. Evet, yüzünün yağlı yerini, kolajenli yerinden yiyoruz. 2-3 zoom yaptın onlara sen. Tabii, tabii, tabii. Çok güzel. Şimdi bunun üzerine beyin döşüyoruz. Şöyle. Beyin çalışması giriyor. Bunlar evet. Ağızda eriyen krem herhalde. Tabii, tabii. Ağızda dağılır gider. Evet. Baksana. Oo. Dana yok kesinlikle sende. Hepsi kuzu. Tabii, tabii. Tek tek dizdin üstünü, kapattın üşümesinler evet. Diye tarhanalar. Evet. Tamamını kapladı. Şimdi ne giriyor devreye? Tekrar banyolayacağız. Banyolamaya devam ediyoruz. Tabii. İşi bilir adamızı. Beyin bir beyinleri... rahatlasın orada. Evet. Oo. İyice bir ısınacak, yumuşayacak, bir açılacak beyin. Banyolama işlemi de tamam beynin. Acılı sos bırakıyoruz. Acılı sos. Evet. Acılı sos, süper. Burada özel şimdi... karışım baharatımız var. Hafiften onu atıyoruz. Çok iyi. Özel baharat. Şimdi olay çığırından çıkmaya başladı. Evet. Çerez girecek devreye. Bademi var, cevizi var, fındığı var. Evet. Oo. Bunu yiyen hasta olmaz bence ya. Kalori bombası yani. Evet, bu burada tarhanalı eşk olduğu için şu hafiften sumak ekşisini, damlatıyoruz ki. Asıl lezzeti veren bu mu yoksa? Evet, yani şunu... Ben çok seviyorum sumak ekşisini. Diyarbakır'da da çok kullanılır. Sumak ekşisinin reyhasını, peşibi aralarının içine damaklarında hissetmemiz lazım. Peşibi aralarımız hazır. Tamam. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Hızlıca ben de tadım yapayım. Bunun fiyatını başta ben bir sorayım. 40 TL efendim. 40 TL bu şekilde evet. Değil mi? Tamam. Arkadaşlar normalde kelle paçayı söylersin. Ondan sonra bunu ortaya söylersin. Yavaş yavaş götürürsün. Ben bugün kelle paça yediğim için arkadaşlar bu şekilde bunun da tadını çok merak ettiğim için sadece bunu söyledim. Şuradan böyle ne yaparım? Kendime yol açarım. Şöyle alırsın. Dumanı da üzerinde. Beyin de girdi işin içerisine. Şöyle tadına bakıyorum. Oo. Çok iyi. Tadını çok beğendim. Zaten ben beyin çok severim. Şu tarhanayı da evde cips niyetine zaten kullanıyorum. Eksik etmiyorum. O da çok hoşuma gidiyor. İçine paça suyu da girince farklı bir şey oluyor bu ya. Ben bunu yemeye devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Kahramanmaraş'ta bir günde resmen dünyaları yedik. Şu an neredeyim? Zabun Konağı'na geldim. Ve günü kahveyle, şöyle double bir şekersiz kahveyle kapatacağım. Yalnız dediler ki, tabi takipçiler de aynı şeyi söyledi. Buranın suflesini mutlaka ama mutlaka ye dediler. Çok güzel de bir sunumu varmış. Şuna bakın, muazzam bir sunumu var. Reyhan şerbeti de geliyor. Buranın manzarası da çok güzel şöyle. Karşında Maraş Kalesi. Muazzam bir manzara sarı. Işıklar da yanmış. Böyle bir balkonda oturuyoruz zaten. Burası çok şık tabii arkadaşlar. Ve neyle kapatacağız dediğim gibi. Önce Türk kahvemden alayım. Oo, biraz da şöyle sufleden şöyle batıralım. Şöyle içinde göstereyim. Şuna bakın. Çok güzel gözükmüyor mu? Fıstıklı. Şöyle devam edelim. Bu mekanda mutlaka gelmelisiniz. Görüyor musunuz? Fıstık sosu gibi. Arkadaşlar bugün saat 7.30'da dışarı çıktım. 9.30'a kadar. Akşam şu an 9.30. 9.30'a kadar durmadan yedik. Çok da keyifliydi. Maraş çok güzelmiş bu arada. Yemek kültürü çok genişmiş. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Herkese çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.